Harbi bize sormadan nasıl yurt dışına çıkıyor? Hem de böyle bir vaziyette. Bu işin arkasında onun olmadığı ne malum? Öfkelenmekte haklısın Tatar. Ama o kadar da değil. Ne kadar Turan? Bu yemek organizasyonunu yapan Harbi. Biz de onun lafına uyduk. Ömer'le beraber kalktık Ferhat'la buluşmaya gittik. Biz kardeşinin zırvalıklarını dinlerken o Ömer'in babasını aldı. Biz de boş bulunduk. Pekala İskender'i de alabilirdi. Hesabı sorulacak. O Bozdoğanlar denilen psikopatlardan da, arkasında kimler var onlardan da. Ya ben bu Harbi ne halt ediyor bilmiyorum ama ben bütün gücümle senin yanındayım Tatar. Bu işi başımıza bela eden Boris. Haber gönderdi. Bozdoğanları bize vermezse ne ticaret kalır aramızda ne de hukuk diye. Onlar savaşı çoktan göze aldılar Turan. Boris'ten şimdi bir bardak su istesen, sırf savaşa neden olsun diye onu bile vermez. Vallahi kendi bilir. Bizi iş adamı olduk. Ticaretten başka bir şey düşünmüyoruz sanıyorsa. Biz savaşa girdik mi? İstanbul'da taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayacağımızı ona da hatırlatırız. Beni asıl endişelendiren düşmanlarımız değil, dost gördüklerimiz. Boris içimizden biriyle anlaşmasa savaşı göze alamaz. Vallahi bu böyle olmayacak Turan Bey. Arayalım Harbi'yi. Gelsin kuşkularımızı gidersin. Ha yo, eğer dönmeyecekse gittiği yere yerleşsin. Bir daha da bu memlekete dönmez. Kardeşinin durumu nasıl Ferhat? Böyle. Ömer'le ilgili bahsi kazandı. Keyfi yerinde. O zaman senin canın sıkkın. Ben sana keyfini yerine getirecek bir şey vereyim. Bu kadın kim? O Tatar'ın yumuşak karnı. Tatar için bahisler açıldıysa bu sefer ben de iddiaya gireceğim. Yalnız bizim bahisler biraz yüksek. Fazla gelmesin size. Bu suretini biz icat ettik Ferhat. Sen ortaya ne koyuyorsun? Bana onu söyle. Kazanan Tatar'ın masadaki koltuğunu aldı. Sağ olsun Medancığım. Sağ ol. Başınız sağ olsun Emis Hanım.
Anacığım. Hadi iç ver ilacını. Her şeyi ayarlıyorum. İçin rahat olsun. Ben babam mezara koymadan o şerefsizler layık oldukları çukura girecekler Hamza. Bana o köpeklerden haber getir. Merak etme. Takıldıkları bir kahve var. Gidip bir bakacağım. Beraber gideceğiz. Neredesin? Yoldayım, geliyorum. Ömer. Kendine dikkat et, olur mu? Merak etme. Ben Harbi'ye ulaşır konuşurum. Sen de Boris'i ara Turan Bey. Bilsin ki bizi öyle kolay kolay parçalayamazlar. Ayağınıza sağlık. Dostlarımızı yanımızda görmek bize güç verdi. İnşallah düşmanlarımız da ortaya çıkar. Gücümüzü onlara da gösteririz. Eyvallah. Harbi böyle bir zamanda uzaklaşmakla akıllıca davranmadı. Bu işin arkasında o varsa fazla dikkat çekiyor. Harbi böyle şeylere takmaz Fuat. Ya büyük bir anlaşma yaptı, büyük bir garanti kopardı, bizi sattı. Ya da bizi satan bu işi Harbi'nin yaptığını sanmamızı istiyor. Öğrenmenin bir tek yolu var. Bozdoğanların ipinin kimin elinde olduğunu öğrenmemiz lazım. Ömer Korkmaz Bozdoğanların mahallesine gidiyor. Babasının acısıyla önüne kim çıkıyorsa yıkacak. İyi ya Fuat. Biz de gidelim. Bakalım kim yıkılıyor. Yıkıldıkça arkalarından kim görünüyor? Anlayalım. Thank you.
Ferhat Bozdoğan nerede? Yanlış yerde arıyorsun. Bir daha sormayacağım. Ferhat Bozdoğan nerede? Mezarlıkta. Sana uygun bir yer arıyor. Burada kalmaz sıkmaz. Hepimizi tek tek kessen ağzımızdan laf alamazsın. O şerefsizin yerini bana söyleyene kadar hepinize teker teker sıkacağım. Anladınız mı beni? Sevkiyat ne durumda Cemo? Abi üretimi çoğalttık. Her gün iki tır mal çıkartıyoruz. Örgüttekiler neden kafamı şişirip duruyor o halde? Abi tıbbi malzemenin bin türlüsü var. Hepsini biz üretemiyoruz ki. Seni gönderelim o zaman Cemo. Durumu bir anlat onlara. Bakalım ne kadar anlayışlı davranıyorlar sana. Yanına bir miktar da tıbbi malzeme lazım olur. Ne var Nizo? Abi Ömer Korkmaz bizimkilerin kahveye gitmiş. Seni soruyormuş. Ara kahvedekilerden birini. Biz de hatırını soralım Sırık'ın. Eğer Ferhat Bozdoğan adam olsaydı burada yanınızda olurdu. Sizi ölüme terk etmezdi. Böyle korkak, böyle şerefsiz bir adam için ölmeye değmez. Cevap ver. Efendim. Sesimi aç. Herkes duysun beni. Arıyormuşsun Sırık. Yanımda Azrail de var. Her yere bakıyorum. Eninde sonunda seni bulacağız Bozay'ı. Azrail'e selam söyle. Oradakilerin hepsini alsın. Hepsi canını verir benim için. Canı abisinden kıymetli olan var mı aranızda? Yok. Azrail'e de sana da kolay gelsin Sırık. Benim adamım öldürmekle bitmez. Duydun Ferhat abi Sırık. Biz onun yoluna canımızı veririz. Senin yoluna bir tek annen baban can verir. Babanın canını almış zaten. Git annenin dizinin dibinde otur da onun canını almasın. Ağzını alanın ağzını da alırım. Ferhat'a deyin ki Ömer Korkmaz ateş oldu. Onun yerini bulana kadar karşısına çıkan herkesi yakacak. Bir şey öğrenebildin mi? Ferhat'tan ölümden korktuklarından daha çok korkuyorlar. Onu öğrendim. Merak etme. Yerin dibine de girseler bulup çıkartacağız. Benim başka düşüncelerim var. Müsait bir yere gidelim de konuşalım. Teşekkür ederim Sibel Hanım.
Buraya kadar gelip zahmet verdiniz. Rica ederim. Benim için de bir değişiklik oldu klinikten çıkmak. Annem yukarıda. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Güler Sultan, Sibel Hanım geldi. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Eğer burası uygun değilse... Yok, gayet uygun. Eğer hazırsanız başlayalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben yeşil çay içiyorum, size ne ikram edelim? Ben de yeşil çay alayım. Ben hemen göndertiyorum. Teşekkür ederim. Bir peçete alabilir miyim lütfen? Ah, tabii. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah Cevdet. Adamları Ferhat'tan nasıl korkuyorsa... Ferhat da gücünü aldığı örgütten öyle korkar. Bunların asıl işi tıbbi malzeme. Bir fabrikaya çökmüşler. Örgüt için tıbbi malzeme üretip sevk ediyorlar. Devlet buna nasıl müsaade ediyor? Fabrika görünürde bir iş adamına ait. Yasal yollardan üretip piyasaya sürüyorlar. Yani her şey kitabına uygun. Ama örgüt için ürettikleri kaçak ve çok gizli. O zaman gidelim çökelim fabrikaya. Hem millete faydamız olur hem de madem adamlarına değer vermiyor... belki malına değer veriyordur da gelir. Ferhat örgüte yaptığı sevkiyatın bir gün bile aksamasını göze alamaz. İlla ki gelecek. Ama fabrika çok iyi korunuyor. Öyle ha deyince giremeyiz. Eğer karışmak istemiyorsanız... Bak delikanlı. Bu iki oldu. Eğer bir daha böyle konuşursan alınırım. Babanın intikamını almak için yanıp tutuştuğunu biliyorum. Ama intikamını alırken Hamza'ya bir mermi değsin ister misin? Fuat, fabrikanın planlarını, koruma görevlilerinin durumlarının bilgilerini topladı. Bakacağız. Ona göre gireceğiz, ona göre çıkacağız. Benim bu şerefsizler yüzünden ne senin ne de benim adamlarımın canının yanmasına tahammülüm yok artık. O zaman Fuat'a söyleyin. Acele etsin. Benim de burada böyle oturup beklemeye tahammülüm kalmadı. Görüşmeyeli nasılsınız? Ailecek stresli bir süreçten geçiyoruz. Gerçi daha kötülerini de geçirdik. Büyütülecek bir mesele yok. Anlıyorum ama çok daha zor dönemlerde bu hastalık yoktu. Yani bu başlı başına bir stres kaynağı. O yüzden diğerlerini minimize etmemiz lazım. Acaba biraz ortam değiştirseniz, bir seyahate çıksanız. Yok. Böyle bir durumda Tatar'ı yalnız bırakamam. Şu anda bana ve ailesine ihtiyacım. Güler Hanım, iyi misiniz? Kalbim... Güler Hanım, iyi misiniz? Güler Hanım, İskender Bey!
anneniz kalp krizi geçiriyor galiba. Anne! 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 Kalp krizi geçiriyor herhalde. Ambulans çağırın. Güler Hanım, Güler Hanım sakin olun. Nefes alın, derin nefes alın. Kime geldiniz? Burada için malzeme üretiyormuşsunuz. Merak ettik, bir bakalım dedik. Aç lan kapıyı. Hakkıya dolanıyorsun. Senden mi korkacağım? Kompre dört itkisi. Hiç bana bakma. Bu örgütçülerin lisanından hiç anlamam. Ama iyi bir şey söylemediği kesin. Sayamadım desene. Kolonun dibinde fena mevzilenmiş. Gavur gibi sıkıyor. Şimdi kekliği havalandıracağım. Sakın kaçırma. Ha? Girene sıkıyorsun. Yanlışlıkla Cemil'e de mi sıktı yoksa? Dediğin eşkalli birine sıkmadım. Nerede o zaman bu Ferhat'ın en iyi Cemil? Arayıp bulacağız. Arayınca yoruluyorum. Yorulunca asabım bozuluyor. Asabım bozulunca da cana bir mermi etmeyen şarjör boşaltıyorum. Thank you.
Polisler hanım yoldadır şimdi. İyi. Gönderdiğim malzemeden de bahsettim mi? Konuşabildim mi komiser Ferhat'la? Aniden daldık içeriye. Muhabbetinize engel olmayalım. Ara. Çok vuruyorsun morfini. Aklım bulanıyor. Yine kazanamayacağın bahis peşindesin. Boşuna uğraşma. Daha bu tesbih sana geçmez. Tatar'ı tanırım ben. Bahis kaybettirmez bana. Söyle Cemo. Alo abi. Tatarlı Ömer Korkmaz burada. Beni mi sattın lan sen? Fabrikayı nereden biliyorsun? Abi Allah belamı versin ki. Ferhat, ilacım bende. Ya adresi ver biz gelelim tedavi edelim. Ya da buraya gel. Burada tedavi ederim. Fabrikayı sizinle gaz döküp yakarım Tatar. Senin paran yakarsa benim ilacım da adamı yakar. Bir onu yapamazsın Ferhat. Sen bu fabrikayı yakarsan seni yapıp yakarlar. Bu sefer kaçarım kalmadı. İlla ki geleceksin. Zo! O Cemo'nun ailesini getir. Hısmı, akrabası, kim varsa getir. Ben sana dedim. Tatar akıllı adamdır. Kolay teslim olmaz dedim. Bahis daha bitmedi. O fabrikayı da geri alacağım. Tatar'ın aklını da alacağım. İyi olacaksın anacığım. Bırakma elimi. Remzi babamı ara. Babalarım. Sen yanımda ol yeter. Siz bizi takip edin, ben giderim onunla. Ferhat Bozdoğan'ı size olan saygımızdan adam yerine koyup yemeğe davet ettik. Davete icabet edip meseleyi çözeceği yerde Ömer'in yemekte olmasını fırsat sayıp babasını kaçırdı. Bir insana yakışmayan adice bir şekilde öldürdü. Ben cinayet masasına mı bakıyorum Turan? Bir manyak başka bir manyağın babasını öldürdüyse bundan bana ne? Bu iş onları aştı. Tatar Ahmet kendisine yapılan saygısızlığı cezasız bırakmaz. Biz de onun ortakları olarak Tatar'a yapılanı bize yapılmış sayarız. Şimdi ya Ferhat Bozdoğan'ı ve kardeşi olacak psikopatı bulup bize verirsin ya da biz onları bulup cezalandırdıktan sonra
Seni de mesul tutarız. Seninle son konuşmamızda Ömer Korkmaz benim adamım değil demiştin. Ben de şimdi sana diyorum ki Bozdoğanlar bizim adamımız değil. Konumuz bu da değil. Onlara istediğini yapabilirsin. Bizi ilgilendirmiyor. Sen bu meselenin ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Tatar Ahmet, Harbi, Gevaşlı ve avukat Turan... bu işten sizi mesul tutmak üzereyiz. Mesul tutarsak ne olur düşünüyor musun? Tatar Ahmet'i bilmiyorum ama Harbi nerede Turan? Gevaşlı ve Harbi Tatar Ahmet için Rusya'yla savaşa girer mi? Peki onlar olmadan sen ve Tatar ne kadar dayanabilirsiniz? Sana bir tavsiyem var. Bana tehditler savurmadan önce sen de bunları iyi düşün. Atilla! Boris'in gözleri bozuk. Önünü göremiyor. Bir yere çarpıp kendini öldürmesi an meselesi. Eşlik et. Boris'e yazık olmaz. Nereye kadar eşlik etmemi istersiniz? Malum, zincirli kuyudayız. Şimdilik arabasına kadar. Yavaşlı. Harbiye ulaşabildin mi? Ulaşabilirsen söyle. Ben Tatar Ahmet'e benzemem. Benim elimden fırıldak çevirerek kurtulamaz. Kendine bir tesbih al delikanlı. Sabıra iyi gelir. Babamın intikamını alana kadar bana değil sabır çekmek, yas tutmak bile haram. Merak etme. Eninde sonunda Ferhat buraya gelecek. Gelmeme lüksü yok. Herifin buraya gelmesi için kafayı yemiş olması lazım. Sen ters bir adama benziyorsun. Gelince kendine hakim olabilecek misin? Ya Ömer'in hakkına girmem. Bozay'ı onun hakkı. Ben yanındakilerle yetinirim. Hmm.
Bu kim? Şimdi anlarız. Hayırdır birader? Yolunu mu şaşırdın? Tatar davet etti. Geldik. Misafir öyle mi karşılanır? Niye kapıya çıkmamışlar? İn aşağı. Sen de. Tatar'a geldiğimi haber ver. De ki, Ferhat Bozdoğan sana el öptürmeye gelmiş. Sırık, yeni baban eskisinden iyi. Bu alemde herkes bilir Tatar'ın ne kadar iyi baba olduğunu. Dua et delikanlı raconu biliyor. Seni sadece sallandırmakla yetiniyor. Kendine yakışanı yapıyor. Sana yakışanı yapsa leşini köpeklere yedirirdi. Ne diyordum? Ha? Tatar İyi babadır. Heh. Ama ondan da önce çok iyi bir eştir. Karısının üzerine titrer. Ama hakkı var. Güler, üzerine titrenecek bir mücevher. Fuat, İskender'i ara. Eğer bu köpek boş konuşuyorsa delikanlının hakkını elinden almayalım. Güler'in sesini duymak istiyorsan Fuat'ı boşuna yorma. Benden başka kimse seni onunla konuşturamaz. Doğan, Tatar karısını özlemiş. Bir sesini duyayım diyor. Tatar seninle konuşmak istiyor. Ben dedim, Güler Hanım Tatar'a küs. Bir karısına sahip çıkamıyor. Ama ısrar ediyorlar. Tatar. Güler. İyi misin? Bir terbiyesizlik yaptılar mı? O kafasına sık Tatar. Beni kurtaracağım diye bu pisliklere maskara olma.
sen erkek doğmalıymışsın. Tam baba olacak kadınsın. Dediğimi yap. Yoksa sana hakkımı helal etme. Bir can almasına daha tahammülüm yok. Ben bu köpeğin canını alana kadar kimsenin canı yanmayacak. Yapma. Takdir ettim sırrı. Sana layık bir evlat olmuş. Ne istiyorsun? Böyle aniden sorulunca insan diyecek bir şey bulamıyor. Ne diyelim? Canının sağlığı desem? İstemiyorum. İkinizin de canını alacağım. Canınızı verin desem? Da burada almanın tadı yok. Bana bak Buzayı. Bizi daha fazla zorlama. Anladın mı? Tamam. Tamam. Aklıma bir şey geldi. Fabrikamdan defolup gideceksiniz. Söylememe gerek bile yok. İkincisi, bu sırık bugün sıktığı mahalleye gidip tazminat dağıtacak. Kapı kapı dolaşıp af dileyecek. Başka? Ne cömert adamlarsınız yahu. İlle de istediyorsunuz. Tamam, siz bu görevleri yerine getirin. Ben size yeni ödevler bulacağım. Başka çarem yoktu. Bir peçete alabilir miyim lütfen? Ha, tabii. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Saçının teline zarar gelirse hepinizi öldürürüm. Çocuğumu kaçırdılar. Çok özür dilerim. Başka çarem kalmamıştı. Ne kaçırması? Çok ayıp.
Biz seni buraya Güler Hanım'ı tedavi etmen için getirdik. Tel attın sen. Parmaklarım gidince aklımı yitirdim. Sağ olsun doktor ilacımı getirdi. Rahatladım. Kadınla çocuğu rahat bırak. İstediğinizi aldınız. Bak işte. Bunu diyordum doktor. Analık duygusu. Çocuğu duydu, ihanetini hemen unuttu. Biriniz anasınız. Biriniz hem doktor hem anasınız. Şimdi bana cevap verin. Beni anam neden unuttu? Kadıncağız kim bilir ne kadar pişmandır senin gibi bir psikopatı dünyaya getirdiği için. Dayanamamıştır, kaçmıştır. Bir de doktora soralım. Sen hekim olarak aynı fikirde misin? Benden daha ne istiyorsunuz? İstediğinizi yaptım. Bırakın yavrumu. Bırakın lütfen. Burada hayati bir mevzu konuşuyoruz. Eğer zırlayacaksan dışarı çık. Alın şunu götürün. Bırakın yavrumu. İskender'le benim ne farkım var? O da az psikopat değil. Neden onu bırakıp gitmiyorsun? Demek ki problem bende değilmiş. İskender seni ele geçirince farkı anlarsın. Merak etme. İskender yolda. Nerede görüşeceksin? Buraya gelsin. Sıkma canını reis. Kadın elindeyken buna ilişmek bize yakışmazdı. Tatar karısını elbet geri alacak. İşte o zaman ben bunu ipe de çekmeyeceğim. Parça parça doğrayacağım. Yeah.